Cumhurbaşkanımız bir konuda haklı. Gençlerin erken evlilik yapmasının sebebi ya bir açıdan çok faydalı olacağını düşünüyorum ben. Ya geç evlenildiği zaman bence genç tecrübe edildiği zaman böyle bir konu hem ilerisi için faydalı hem de aynı zamanda gençlerin tam pişme aşamalarında birbirlerine olan bağlılıklarını yoklamaları, bunu görmeleri açısından bence daha güzel. Bence genelde ekonomik problemler ve bazı geleneksel dayatmalardan olabilir belki. Belli rutinleşmiş şeyler var hayatımızda değiştiremediğimiz, değiştirilmesi gereken, kalıplaşmış şeyler. Bence onlardan dolayı. Öncelikle işsizlik en büyük sıkıntı olduğu için insanlar güvenemiyor, güvencesi yok. Güvencesi olmadan dolayı evlenemiyor insanlar. Bundan dolayı öncelikle işsizlik problem çözmesi lazım. Hayat pahalı, geçim yok. Bundan dolayı insanlar da evlenmek istemiyor. Kiralar olmuş, pahalanmış, sıkıntı oluyor. Evlenmek istemiyor kimse. Türkiye'deki birçok sebeplerden ürünü, ekonomik kriz olabilir. Ondan sonra yaşam standartlarımızla alakalı. Ondan sonra tabii kişisel uyumla alakalı konulardan dolayı geç evleniyoruz. Yani açıkçası pek doğru bir açıklama olmadığını savunuyorum. Çünkü zaten bir de hani olgunluk seviyesi de biraz hani bilimsel araştırmalara göre de erkeklerde biraz daha geç oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız güzel düşünüyor ama evlenmek için ne bileyim bu şartlarda maddi durumlarda evlilik yani çok zor. Bilmiyorum ben öyle düşünüyorum kardeş. Sen ne diyorsun? Şimdi inan ki bak içim dolu. Aynı zamanda bir çocuk da diyor Sayın Cumhurbaşkanı da. 32 yaşında bir arkadaş tanıdım. Maddi durumdan dolayı biraz zor. 14 yaşında bir çocuğu var. Ben de hala bekarım. Yani bu hayatta, bu devirde evlenmek çok zor. Evet. Çok zor. Bu tamamen maddi yani. Tamamen maddi. Abi biraz para kazanmak zor olmuş. Belki ona göre böyle. Yani para yok. Para olmayana da evlenmek biraz zor. Ona göre böyle. Şimdi ben tek kişiyim, masrafım çok. Bir kişi de gelse yani yanıma, masraf daha çok olacak. Para kazanmak da zor, ona göre. Geç evlenme sebebimizin mobilya, başlık parası. Artık kardeşime söyleyeyim, hayat şartları, iş şartları. Mesela İstanbul'da, ben İzmir'de oturuyorum ama İstanbul'un hayat şartları baya farklı. Baya bildim baya. Buradan örnek olan Mecidiyeköy'e bile gitmen 15-20 lira bakıyor. Ülkenin ekonomik şartları malum. Bir de üzerine Türkiye'deki gençlerin de zaten şu anki durumu da malum. O yüzden geç evlenmeleri bence hem daha iyi oluyor. Birazcık daha olgunlaşmış oluyorlar ve evlilik öyle kolay bir karar değil ki. Üniversite okumayı bitirmekle beraber olabilir. Ancak o yaşlara tekabül edebiliyor. Hele ki lisansüstü de düşünülüyorsa yani bir 26-27'leri zaten doğal olarak vurabiliyoruz. O yüzden yani 30 evet biraz fazla olabilir bir 3-4 yıl açısından ama elbette ki yani akademik şartlarla beraber bu hale gelmiş olabilir diye düşünüyorum. Abi ekonomik şartlar, düzgün bir kız çıkmaması, bunun gibi sebepler yüzünden. Yani bir insan niye yoksa evlenmesin ki? Böyle evlenir evlenmez. Düzgün bir kız çıkarsa herkes evlenir. Kişinin kararı abi. Kişi yani kendi isteğine göre yapar. Yani buna kimse de karışamaz, kendi isteği insanın.